Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamünaleyküm. Efendim hayırlı geceler. Tarih ve insana hepiniz hoş geldiniz. Geceniz hayır olsun. Ramazan-ı Şerif'in artık ikinci yarısına gelmiş bulunmaktayız. Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah Ramazan'ın öncesindeki heyecanımızın devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda da Ramazan-ı Şerif'in herkese de nasip olmadığını biliyoruz. Vefat edenler oluyor. Mesela geçen sene bu zamanlarda belki Ramazan'da efendim işte Kadir Gecesi'ni bekleyen abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimizden bazıları vefat ettiler. Allahu Teala rahmet buyursun. İşte bu da bizim için son Ramazan-ı Şerif olabilir diye biraz daha hayırlarımızı, biraz daha şöyle içselleştirerek bugünün tabiriyle yani muhasebe yaparak inşallah devam edelim. Bugün Tarih ve İnsan yine Ramazan özel tadında devam edecek inşallah. Yine her zamanki gibi sizler de katılımcı olarak bizimle beraber olabileceksiniz. Birazdan numaralar aktaracağım. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil üstadımızla beraberiz yine. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 gün geride kaldı elhamdülillah. Evet, başı rahmet, ortası ya. Af ve mağfiret buyuruluyor. Af ve mağfiret günlerindeyiz. Cenab-ı Hak bu affa ve mağfirete erişenlerden eylesin. Amin. Cümle takipçilerimize muhabbetlerimizi sunalım bize. Bil mukabele. Hepsinden Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi yarının ne olacağı belli değil. Değil mi? İbrahim Bey. Anı yakalamak lazım, gözlemek lazım ve fırsatları değerlendirmek lazım. Onun için inşallah buyurduğunuz gibi bu fırsatları da değerlendirenlerden oluruz. Eyvallah hocam. Derler ya geçen geçmiş bir kere. Evet. Gelecekte meçhulde dem bu demde dem demişler inşallah. Şimdi bugünkü bu lezzetli inşallah programımıza siz de davetlisiniz. 0549 693 82 82. Tabii Ramazan-ı Şerif'le özel şeyler olsun bunlar. Bugün konu başlığı olarak da bize kattıkları yani güzel ahlaka katkılarını Ramazan-ı Şerif'in inşallah konuşacağız. Biliyorum Ahmet hocamız tarihçi kimliğiyle mutlaka yine Osmanlı'dan, geçmişten gelen böyle küçük küçük mevzuları da inşallah bize aktaracaktır. Bakalım sizler WhatsApp'tan veya Bip'ten neler yollayacaksınız ona da inşallah bakarız. Değerli hocam, ilk önce biz Ramazan-ı Şerif'in ne kadar karlı olduğunu hocalarımızdan defaatle dinledik. İşte şu kadar kat sevap veriliyor, hayırlar veriliyor ama belki de ıskaladığımız bir şeyler olabilir. Hani derler ya bir kabak hikayesi vardır. O kabağın sahibinin evet. Hiç mi hükmü yok diye, onun da bir sahibi var diye. Doğru. Biz Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'in ve her şeyin sahibini tanımakla başlamalı mıyız acaba? Evet, yani işin aslı o, sahibini tanımak. En önemli noktaya değindiniz İbrahim Bey. Şimdi Ramazan'da insanoğlu aslında iki varlık arasıdır. Evet. Yani melekler, hayvanlar. Şimdi insanoğlu tabii akıl var. Ve bu aklıyla meleklerin üzerine çıkıyor. Evet. Yani aklını kullanmak suretiyle melekler gibi onun üzerine çıkıyor. Çünkü meleklerde sabır yok. Evet. Çünkü onlar için elem, keder, dert, hastalık nefis yok. Olmadığı evet. için onlar sabır şeyine yani sabretmekle yükümlü değiller. Ama insanoğlunda sabır söz konusu. İşte Ramazan'da sabır ayı buyuruluyor. Sabretmekle insan meleklerin üstüne çıkıyor. O akıl var, aklı kullanıyor. Hayvanlarda ise nefis var. İnsanoğlunda da nefis var. Ama hayvan nefsine gem vurmak diye bir şey yok. İnsan nefsini önlemek suretiyle de ne yapıyor? Hayvanların şayet nefsine
uyarsa, evet, nefsine kapılırsa hayvandan aşağı belüm edal noktasına düşüyor. Ama nefsini gemlediği zaman onun üzerinde bir noktaya geliyor. Dolayısıyla burada insanoğlu, işte melekler gece ve gündüz Rabbine şükrettiği gibi insanoğlu da melekleşerek yemeden, içmeden, cimadan, bir takım zevklerden uzak durmak suretiyle, sabretmekte suretiyle ne yapıyor? Rabbi katına meleklerden üstün bir vaziyete gelmiş oluyor. Yani insanoğlu ne burada ne şurada kendi elinde, yani yaptıklarıyla beraber esfeli safilin ne kadar gidiyor veya tepelere kadar veya çıkıyor. Her şey insanın yaptıklarıyla alakalı Yaptıklarıyla alakalı. Şimdi Cenab-ı Hak da oruç benim içindir buyuruyor. Benim içindir. Onu ben vereceğim. Gerçekten her bir ibadetin sevabını söylersiniz ama orucun sevabını kestirebilmek mümkün değil. Yani birisi derse ki İbrahim Bey, orucun sevabı şu kadar, şu kadar kazancın var, bu adam bir şey bilmiyor de. Çünkü orucun sevabını hiç kimse söyleyemez. Açıklanmamış, evet. Yani namazın, zekatın, her bir ibadetin sevabını anlatabilir ama orucu anlatamaz. Çünkü Cenab-ı Hak, oruç benim içindir. Mümin kulum benim için yemeden, içmeden ve bir takım zevklerden duruyor, kendini çekiyor. Onun karşılığını ben vereceğim. Ne demek bu? İbrahim Bey belki 1000 günahla gidiyor, biz 10.000 günahla gidiyoruz. Kişinin günahı ama imanı kurtardı. İman var, günahı bol. Sevapları günahlarını karşılamadı, dağ gibi yığılı duruyor. Evet. Ama İbrahim Bey'in kabul edilmiş oruçları var. Cenab-ı Hak onun o oruçları sebebiyle o dağ gibi günahları yakıyor. Hani Ramazan yanmak demektir ya, Ramazan yakar. O oruçta o günahları yakıyor. İnşallah. Kiminin olduğu kadar, ötekinin o kadar diğeri. Şimdi ben bazen talebeye derim ki, evladım hakkın 45. 44 verirsen zulmederim. 45 verirsen adaletli davranmış olurum. 46 ve yukarısını verirsen ihsan etmiş olurum. Eyvallah. İbrahim Bey'e 10 tane 10 puan ihsan ederim. 45'ken 55. Ötekine 20 ihsan ederim. Berikine 30 ihsan ederim. Karışamazsın. İşine karışamazsın. Takdir zaten. Bu bana çünkü ihsan noktası kime ait? Evet. Bana ait. Bu arkadaş dersi iyi dinlemiştir, dikkatli dinlemiştir, her dersime gelmiştir. Yani bir özel, severim onu, 30 puan, 40 puan ben ihsan ederim. Kanaat ederim gerçekten. Ona, kanaat yani notu bana vardı mesela. Ötekini ise tanımıyorum bile, görmüyorum. Evet. Önüne bakıyor, yüzüme bakmıyor, kitaba bakmıyor, soru sormuyor. Sanki derste yok, kusura bakma. Ona da 3 puan ihsan ederim. Zulüm etmem. Zulme düşmekten Cenab-ı Hak korusun. Peki hocam, şimdi sizi izleyen öğrencileriniz de vardır. Ramazan-ı Şerif'te böyle ihsanınız fazla oluyordur herhalde. Haliyle peki, şimdi peki. Tam da not atma zamanı. Öyle mi? Ya öyle de bir hatırlattınız ki yani şimdi İbrahim Bey. Peki. Şimdi tabii sahibini tanımak deyince de bir hikaye, bu akşam biraz da anekdot da anlatalım. Çok güzel olur. Böyle. Çok güzel olur. Şimdi bir köle, Şakik-i Belhi Hazretleri, öyle bir Ramazan ayında fakat kıtlık bol. Şimdi de sıkıntılı günler var ya, bu pandemi bilmem ne, memleket sıkıntılı. Yine işte tam şeye geçiyoruz yani maalesef. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Amin. Olanlar olmayanları araştırsın, versin, paylaşsın. Yani her zaman bunu ifade ediyoruz. Paylaşma ayı bu ay, paylaşalım. İhtiyaç sahiplerini biz arayalım, bulalım. Komşumuz, dostumuz, akrabamız veya tanımadığımız. Araştıralım, verelim yani. Verme ayı çünkü bu ay. Böyle bir Ramazan mevsimi, ağızları bıçak açmıyor. Kıtlık zamanı, kıtlık da zamanı. Allah Allah. Kıtlık mevsimi, herkesin yüzünden düşen bin parça. Fakat bir köle geliyor ya, gayet neşeli. Oynuyor, zıplıyor, heyecanlı böyle. Şaşırıyorlar. Ya diyorlar, bu ne hal? Sendeki bu, herkes kıtlıktan kırılıyor şöyle, sendeki bu. Oho diyor, benim bir efendim var diyor. 10 tane bahçesi var, şu kadar bağı var, şu kadar evi var. Dünya yansa bize bir şey olmaz diyor. Adam böyle konuşuyor, tamam mı? Efendisinin şeylerini. Şakik-i Belhi Hazretleri oradakilere diyor ki, şu köleden ibret alın. Şu köle 3-5 bağı, 3-5 bahçesi, 3-5 evi olan sahibim var diye
neşeden oynuyor. Hı hı. Bize ne oluyor ki alemlerin sahibi olan Rabbimiz ya, var. Celle Celaluhu. Bütün alemlerin sahibi olan Rabbimiz, ben kulumun rızkına kefilim derken bize ne oluyor? Ya. Biz sadece Rabbimizi tanıyalım. Rabbimize tam tevekkül edelim. Eyvallah. Ona tam inanalım. Öyle olunca işte sahibi tanımak bu. Gerçekten işi rahat olan insan böyle bir neşeli durur değil mi? Maaşı geliyor, şeyi geliyor. Yani neşeli. Ama işi bozulan insanlar var. Ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. Elbette biz ne yapacağız? Cenab-ı Hak bize bunu veriyor. Biz de o insanları gözeteceğiz. Şöyle arayacağız. Diyebilir miyiz üstadım? Zaten bize ait olmayan her şey Allah-u Teala'nın, mal da zaten zatından bize gelen. Bir emanet. Dolayısıyla bizde de bir emanetti. Bir emanet. Bizim olmayan bir şeyi zaten Allah'ın emriyle vermiş oluyoruz. Ve bunun da ecrini alıyoruz yani. Evet. Bir yine Allah dostu buyuruyor ya, ne büyük bir derdim var deme diyor. Allah'ı hatırla diyor. Ne büyük bir Rabbim var de diyor. Geç diyor ya. Sen diyor. Sizin bu konuda zaten dernek olarak da çalışmalarınız oluyor. Onu da biliyoruz. Yani şimdi mahallemizde hazır cömertliği, yardımlaşmaya konuşurken değerli hocam, eskisi gibi değiliz. Mesela bir apartmanda yaşıyoruz mesela. Bundan 20 yıl önce neydi hatırlıyorum. Yan tarafta kim var, yukarıda kim var? Herkes birbirini biliyordu. Şimdi kimsenin kimseden pek bir haberi olmadığı zaman dernekler çok ön plana çıkıyor ve çok iyi iş görüyorlar. Doğru. Çünkü nokta atışı yapılıyor. Kendisine ihbar geliyor işte bak açıkta olan insanlar var diye. Bu konuda da güzel çalışmalar yapılıyor. Ya çok güzel. Ben geçen Çanakkale'ye giderken yanımızda bir abimiz vardı. Mesela günde kaç bin kişiye yemek veriyorlar. Evet, evet. İbrahim Bey neydi ismi şu an tam? Bekir kardeşimiz vardı. Hayder'in çalışmalarından bahsediyor. Hayder çalışıyor mesela. Müthiş hizmetler. Yani Allah razı olsun. Ben onların Suriye'de, Türkiye'de yaptıklarını duyunca fevkalade memnun oldum. Şimdi bizim Adem Derdi'ye bir dernek oluşturduk biz. Elhamdülillah yani bin kişiye neredeyse yaklaşık kumanda. Maşallah. Çorum'da maşallah. Bir takım yerlerde bir iftarlar. 100-150 talebiye iftarlar. Arnavutluk'ta mesela gerçekten yetimlere bakan bir dernek maşallah. Var. Onlara yardım ediyoruz. Herkes elinden geleni yapsa zaten elinden değil geleni. Mi? Ha şimdi kimisi derneğe yok kime vereceğim diye düşünür. Evet doğru. Adem der, Hayder der. Yani veya buna benzer güvendiği kuruluşlar vardır. Evet. Bunlara verir ve ne yapar? Bunlar vasıtasıyla. Yani biz burada ne yapmış oluruz? Bir, bu işe vesile olduğumuz için kazanırız. O insanlar bu işe verdikleri için tam kazanç sahibi olurlar. Kimisi teşvikçi olur, kimisi kazancın sahibi olur. Evet. Bu böyle gider ve bunu bizim çoğaltmamız lazım. Ben bizim milletimizin en önemli hususiyetini bunu görüyorum. Hani bir şairimizin güzel bir, çok sevdiğim bir sözü vardır. Herkes yapar her mesleği, herkes sever her mesleği, vermek peygamber mesleği. Evet. Yani vermek peygamber efendimizin mesleğiyle. Çünkü o hep verirdi. Bir de hocam çok ilginç bir durum da var. Şimdi biz cömertlik deyince illaki insanın zengin olması gerekliliğini düşünüyoruz. Mesela zekat nisap miktarı var ya işte 80 evet. küsür gram altın olacak hesaplama falan. Halbuki öyle ilginç örnekler var ki bir sahabe efendimiz Allah rahmet buyursun Efendimiz Aleyhisselam döneminde geceliğin çalışıyor sabaha kadar bir yerde ya hayvanlara mı bakıyor? Böyle bayağı uzun bir bunun kıssası var. İki tane eline bir avuçta iki avuçluk hurma kazanıyor. Sabahleyin geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına selamını veriyor. Aleyküm selam deniyor. Bunu size getirin diyor bir tanesini. Bir tanesini evine götürecek. Sabaha kadar çalışmış. Bir tanesini de Resulü Efendimiz Aleyhisselam'a veriyor. Bunu duyan şahit olan müşrikler kahkahayla gülmeye çalışıyorlar. Başlıyorlar kahkahayla. Tabii o anda kırılıyor. Yani diyorlar ki ya bu nedir ya bu getirdiğin nedir diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gönlünü alıyor. Ve kendisinin Allah indinde ne kadar büyük bir hayır yaptığını anlatıyor. Şimdi biz maddi durumumuz iyi olmasa bile zaten ekmeği ikiye bölüp veren bir toplumuz hocam. Yani bu zaten Suriyeli mülteci kardeşlerimizin bize yaklaşmasında, onun öncesinde Bulgar göçmenlerinin gelmesinde her zaman bir toparlayan bir unsur olmuşuz değil mi? O vermenin bereketini bilmiş olsa
tadını tabii almış o, değil mi? Tabii evet. İşte Avrupalı gözüyle bakıyor. Ya, evet. Değil mi? Akıl sadece akıl. Bereket onu anlamıyor akıl. Akıl evet. Oradaki bereketi anlamaz. Hani Peygamber evet. Efendimiz bazen bir hurmayla bir şey bir kap yiyecekle bütün bir ashab doyar evet. ama o kap hiç eksilmez. Doğru. O berekete inanmıyor. Misafir işte 10 şeyle gelir. Hı-hı. Birini yer, 9'unu bırakır doğru. gider. Bereketiyle onu gelir, anlamıyor evet. o bereketi. Evet. Onu akılla ölçtüğün zaman bilemez. Buna inanırsın. Hı-hı. İnanırsan verirsin. İnanırsan o berekete verirsin. O vücutta mı bereket hasıl olur? Kazançta hı-hı. mı bereket hasıl olur? Nereden sana hangi bereketi katar onu da bilemezsin. Eyvallah. İnanacaksın. Eyvallah. Şimdi bizi ilk defa şu anda izleyenler veya dinleyenler de ya Tarih ve İnsan'da bugün Ramazan'la ilgili, Ramazan'da olduğumuz için onları konuşuyoruz. Ramazan'ın bize kattıklarını, güzel ahlakı konuşmaya çalışıyoruz Ramazan bitmeden. Bu da bir tarih. Değil mi? Bu da tarih. Değerli hocam bir de şöyle bir şey var. Cömertlik derken bunun tam karşı tarafında da maalesef israf var. Şimdi niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyoruz. Allah'a şükürler olsun ki şimdi pandemiden dolayı onun sebebiyle böyle toplu yemekler falan yok. Katıldığımız yerlerde siz de görüyorsunuzdur. Maalesef çok israf oluyor. Korkunç. Herkes bir şeyler alıyor. Karnım doydu at bakalım çöpe. Ve dünyada maalesef bunu üzülerek söylüyorum. En çok ekmek israf edilen ülkelerden bir tanesi %90'dan fazlası Müslüman olan güzel ülkemiz. Evet. Bunu da biraz da uyarmak lazım yani değil mi? Bu nimetlerin kesinlikle israf uyarmak edilmemesi lazım. Gerektiğini. Çok çok önemli. Gerçekten şimdi düşünmek lazım. Bazen o nimetler neden elimizden gitti diye evet. düşünmek lazım. Evet. Çünkü israf en yüksek boyuttaydı. Ve bu Ramazan sohbetlerinde çok daha ortaya çıkıyordu. Evet. Şimdi insanlar evinde şöyle düşünsünler. Ne ile doyuyorlar? Değil mi? İnsan çorbayı yediği zaman neredeyse doyuyor. Biraz fazla ekmek atarsın, biter. Aynen öyle. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bir, sadece israf döktüğümüz değil İbrahim Bey. Hı-hı. Doyduktan sonra yemek dinimizde ne? Hı-hı. Haram. Yeah. Bakın, evet bu haram hani o çok meşhur şeyler gibi değil. Elbette zina etmek, yalan hı-hı. söylemek, işte evet. dinin haram kıldığı içki içmek gibi değil. Ama evet. bu da yeme içmede haram ve günaha giriyor. Ne? Doyduktan sonra. Hı-hı. Neden? Çünkü senin doyduktan sonra yediğin yemek başka birisi açlıktan ölüyor. Ya. Başka bir Müslüman kardeşim ne yapıyor? O gün belki evine ekmek alamıyor. Belki hı-hı. sıkıntılı. Evet. Benim yediğim o gıda, fazladan yediğim o gıda bir başkasının yiyeceği olabilir. İşte vermek bunun için söylüyorum. Yeme kardeşim doyduktan sonra. Doyuyorsun ne oluyor daha fazla? Obez oluyorsun. Fazladan yedin. Kilo vermeye çalışıyorsun. Paran nereye gidiyor? Doktora gitti. Paran ilaca gitti. Paran hastalığa gitti. Paran fazla yemeye gitti. Bak kaç türlü para kaybettiğini düşün şimdi. İsrafı sadece sokağa atılan ekmek diye görüyoruz. Değil. Evet israf oğlu israf o ama şunu da düşün. Müslüman öyle düşünecek ki doyduktan sonra o yediği 3-5 lokmayla birisi doyabilir. Doğru. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir kişinin yediğiyle 2 kişi doyar. Aynen. Şimdi bakın bu sözü şey yapmayacağız. Bazen böyle arkadaşlar işte dernekte yemek 3-5 misafir birden çıkıveriyor tamam mı? Hı-hı. Evet. Getirin yemekleri ortaya böyle yüzler evladım diyor. Evet, evet. Burada kaç kişiyiz? 10 kişi. 10 kişi daha yemek yer. Rahat olun. Hatta şöyle diyorlar hocam. Biz bir kişilik oruç tutup 3 kişilik yiyenleriz. Öyle bir durumda patlayasıya kadar. İşte evet. bunu Müslüman düşünecek. Hele bugün evet. 10 kat düşünecek. Çok önemli bir noktaya. Evet. İsraf. Şöyle bakmak lazım. La israfe bil hayr. İsrafta hayırda israf yoktur. La hayra bil israf. İsrafta hayır yoktur. Hayırda da israf olmaz. Evet. Bak ne kadar güzel. Hayırda israf olmaz. Hayır yap. Ver, dağıt. İsraf olmaz. Ama israfta da hayır yok. Aynen öyle. İsraftan kaç, dikkatli ol. Ne güzel söylüyorlar. Ye, iç ya. Ama belli bir sınır içerisinde belli değil mi? Belli sınır içerisinde. Evet. Şimdi hocam. Böyle maşallah izleyenlerimiz selamları, kelamları yazmaya başlamışlar. Yani televizyonlarda kavga izleyeceklerine evet. Lale Gül'de değil mi? Ramazan, iftar, mübarek günler, bereketler,
Vakti de israf etmek var İbrahim Bey. Zaman israfı dinliyorum değil ben. Mi? Ya zaman israfı diyorum evet. Ya. Evde bazen açıyorlar bir program. Zaman israfı sana hiçbir şey vermiyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ya büyüklerimiz, sohbetten maksat ya faydelenmek veya fayda vermek. Eyvallah. Yani İbrahim Bey ya bir faydalı bir şey konuşacak, dinleyeceğim. Ya faydalı bir şey anlatacağız. Veya susup birbirimize bakacağız. Minel kalbi ilel kalbi sebila. Muhabbetle birbirine bak. Boş konuşacak. Ya yerden. Hayır söyle diyor ya sus ya diyor sus. Ya. Söz gümüşse sükut altındır ya, diyor. Ne güzel. Söz bir kardeşimiz de diyor ki Amasya'dan evet. Bir misafirimiz var efendim. Ne Songül güzel. Hanım kardeşimiz. Hayırlı akşamlar Şehzadeler İbrahim Bey demiş. Selam olsun. Değil mi? Evet. Aleyküm selam. Hocama saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ramazan-ı Şerif ayı merhametin had safhaya ulaştığı hasat mevsimi. Müslüman akıllı olur, akıllı olan da hiç kaybolmayan mülk edinmek ister. Bu bağlamda Ahmet Hocam çok akıllı ve nasipli, çok değerli bir büyüğümüz, saygılar, selamlar demiş. Allah razı olsun. Amasya'ya selamlarımızı ilettik. Hayırlı Ramazanlar efendim. Ahmet Hocam, Osmanlı'da iftar ve sahur Ramazan davulcusu, gerçek şerbetler, adab neler, sabırsızlıkla bunlardan da bahsetmenizi bekliyoruz demiş. Şöyle eski Osmanlı yani değil mi o alakalı. Osmanlı şeyini. Ne aklınıza geliyor mesela ilk olarak? Ha bugün özür dilerim. Ramazan davulcularından bir tanesini dün bıçaklamak istemişler. Bu haberi de aldık. Bir tane turist arama motorlarında arkadaşım tam programa gelirken gösterdi. Otelde çalışıyor, konaklıyormuş Şişli'de. Ben de dedim herhalde absürt böyle haberler olur ya. Evet. Komik bir şey bekliyorum. Ben de böyle tebessüm ederiz. Cidden görevli bir Ramazan davulcusu niye beni uyutmuyorsunuz diye bıçaklamaya çalışmış. Ramazan davulunu parçalamış mesela. Adli bir vaka olmuş. Ya böyle, parçalayan kim? İşte o turist. Turist. Ha, niye işte böyle evet. Şey oluyor diye. Bunun arkasında da başka bir şey daha oldu. Bundan 2-3 sene önce bir yine programda bir kardeşimiz söylemişti. Bazı rahatsızlıkları oluyor güruhların biliyor musunuz? Evet. Ezandan, camiden, şeylerden. Yani şunu anlamak lazım galiba. Şimdi bu kardeşimiz de yazmış, İsa kardeşimiz. Ramazan diyor, herkese nasip olmuyor abi demiş. Yani Ramazan'ın gidişatına sevinenler de var, üzülenler de var. Allah bizi üzülenlerden eylesin demiş. Amin. Böyle bir rahatsızlık oluyor galiba. Onlara da dua etmemiz gün lazım. Gün geçtikçe evet. Üzülmek lazım. Değil mi? Aslında o turist bizde Ramazan tam manasıyla toplumda, tam manasıyla sokağa çıktığında evet. Yiyen, içen, hiç kimseyi göremese o turist bunu anlardı. Değil mi? Turist, evet. Yani... O turist bu durumu anlamadıysa bu bizim suçumuzdur. Evet, bizim çünkü anlatmamız lazım. Bizim anlatmamız mi? Lazım ama bizde Ramazan davulcusundan şikayetçi olan o kadar insan var ki. Şimdi ben bu sene bizim sitede çalınmıyor. Öyle üzülüyorum. Mi? Neden? Çünkü Ramazan'ın gerçekten izleyicimiz çok doğru söyledi. Ramazan'ın eşarındandır bu, işaretlerinden biridir. Ya davul çalmak, uyandırmak, o davulcunun böyle manilerde söyleyerek güzel Ramazan manileriyle söyleyerek uyandırması. Bu o zamanlardan gelen bir o zamanlardan durum, gelen tamam. Bir adet. Haber Osmanlı'da veriyorlar falan. Yani. Haber değil veriyor. Mi? O evet. Kadar Ramazan manisi var ki kitaplar var Ramazan manileriyle ilgili. Cilt cilt kitaplar var. Yani Allah Allah. Ve bu o kadar güzel maniler söylüyorlar. Biz zevkle dinlerdik bunu çocuklukta. Çocuk nasıl sevinecek? Nasıl isteyecek oruç tutmayı? Evet. Şimdi 10 yaşından itibaren çocuğa bizde ne diyeyse hatta 7-8 yaşından itibaren. Tekne oruçları. Tekne orucu bak. Evet. O tekne orucu oruç mu? Değil. Ama çocuğu sevindiriyor. Oruç tuttum diyor çocuk. Evet. Neşeleniyor. Ben de tuttum diyor. Aferin bak, diyoruz ona. Aferin diyorsun. Mi? Yani şimdi o çocuk daha küçük yaşta 6-7 yaşında buna alışıyor. Ve 8-9 yaşına geldiğinde tutmak için çırpınıyor. Evet. Belki yok, çocuğu teşvik edeceksin, para vereceksin, ona aferin diyeceksin. Ama ne olur demeyeceksin, ölmez açlıktan, bir şey olmaz. Evet. Öyle bir durum söz konusu değil. Bilakis vücudu zinde olur, güçlü olur. Peygamber Efendimiz oruçlu sıhhat bul buyurdu. Sıhhatli olur, obez olmaz. Ya hocam 90 dakika adamlar koşuyor, sporcular mesela, futbolcular. Yani aç karnına bir su hurmayla maça çıktılar işte. Evet. Ona da tepki geldi ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Yani sıkıntı evet. Müslümanda. Doğru. Sıkıntı Müslümanda. Şimdi davul çaldıracaksın kardeşim evet. Belediyeler. Çaldırması lazım siteler. Çaldırması lazım.
tutacaksın bir davulcu. Çaldırtacaksın onu. Maksat o gelenek devam etsin. Çocuklar duysun tabii, değil mi? Tabii gelenekler devam etmeli. Evet. Gelenek. Ramazan öyle. Nereden anlayacaksın? Dışarıdan biri geldi. Bu davul neyin nesi diyecek. Bu ne yapıyor diyecek. Niye evet. çalıyor diyecek. Soracak. Öğrenecek. Dinleyecek. Evet. Tokat'tan Enver kardeşimiz de geçen hafta konuştuğumuz bir mevzuya değmiş. Ve aleyküm selam. Hocamın ellerinden öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar demiş. Teşekkürler. Biz de Bursa'ya selamlarımızı iletiyoruz. En sevindiğim durumlardan bir tanesi belediyelerin bu eğlenceli Ramazan'a son vermiş olmaları, yapamıyor olmaları demiş. Ben de çok seviniyorum. Bu da çok güzelim. Nargile dumanları altında halay çekerek bir Ramazan'da olmamalı ya, değil mi? Ben de çok seviniyorum. Evet. Yani konferansa çağrılıyorduk. Evet. Gidiyorduk tabii. Neticede bir konferans. Fakat ben de rahatsız oluyordum açıkçası İbrahim Bey. Hadi evet. konferans Ramazan'ı anlatıyorsun ama bunu nasıl teravihin sonunda yapacaksın? Hı-hı. Ramazan'ı anlattırırsın. Fakat onu hokkabazlar, oyunlar yani insanlar teravih, iftar karışıyor. Evet. Oysa Ramazan ibadet ayı. Hani ya daha sevimli Üstad göstereyim derken çok cılkı çıkıyor cılkı galiba. Cılkı çıkıyor. Üstad evet. Necip Fazıl'ın vardır ya. Kara göz seyri değil, gözyaşı dökme ayı, ya. Bilinmezi bilirler, bilseler ağlamayı. Kara evet. göz seyri değil, gözyaşı dökme ayı. Yani bu ayın maneviyat iklimini iyi anlayacaksın, tanıyacaksın. Çocuklukta kalmayacaksın. Değil mi? Yani o 10-12 yaşında, 8 yaşında evet eğlenceyle şey dersin ama büyüdüm artık orada kalma. Yani sen orada kalma, Ramazan'ın diyorsunuz mahiyetini zedeleyecek şeyler yapmayalım. Evet, yapmayalım. Değil mi? Ya eğlenceden ziyade tam tersine biz günahlarımızdan affedilmeyi ümit evet. ediyoruz. Bu arada geçen haftalarda Cübbeli Ahmet hocamızın evine gittiğimizde çok kritik bir şey söyledi. Biz bunu genelde unutuyoruz. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi Ramazan-ı Şerif bittiği gibi adı üzerinde bir bayram var. Ama bizde yanlış bir algı var. Bayramı yine bir eğlenceye nispet, böyle bir bahane olarak görüyoruz. Halbuki Cübbeli Ahmet hocamız diyor ki, en fazla hayrın, ecrin verildiği zaman bayramın o ilk günüdür. Hem Kurban Bayramı'nın hem Ramazan Bayramı'nın. Evet. Bizde de ne oluyor? Bir rehavet oluyor şimdi böyle, değil mi şeyde? Doğru. Ama o gece de yani ertesi gün diyor bayramsa o geceyi de dualarla, zikirlerle diyor aynen. yaşamak doğru. lazım. Aleyküm selam. Berat Mehmet Yılmaz, 9 yaşındayım diyor. O maşallah. Maşallah. Beni hatırlamışsınızdır diye böyle imalı bir mesaj geldi. Evet hocam, dananım diye bir ses. Ne güzel. Ben imzalı kitap istemiştim fakat gelmedi, söz vermiştiniz. Adresini bildirsin. Diyor ki, sorum da ben yanlışlıkla su içtim, orucum bozulur mu? Orucu bozulmaz. Peki bak çünkü en azından soruna yok, cevap verdik. Orucum bozuldu diye de sakın devam etmesin. Eyvallah. Unutarak yapılan işler orucu bozmaz. Eyvallah. Şimdi Berat Mehmet kardeşim seninle beraber çok böyle bir anda hatırlıyorsun o zamanları. Şimdi Berat Mehmet'e iki kitap oldu. Gönderelim. 9 yaşında orucunu tutuyor. Öyle yapalım ama bu açıklamayı yapalım. O yoğunluktan dolayı belki bir teknik arıza olmuş olabilir. İki tane mi kitap yolluyoruz? İki tane kitabı hak etti. Hmm, peki. Şimdi ona iki kitap göndereceğiz inşallah. Adresinizi istiyoruz. Muhammed kardeşimiz, kardeşinin de bir fotoğrafını bizimle paylaşmış. Bu arada maşallah. Biz fotoğrafları paylaştıktan sonra bazı kanallarda bu alışkanlığa dönüştüler hocam. Geçen ben de gördüm televizyonlarda İbrahim Bey. Değil mi? Herkes fotoğraf, bizi izlerken fotoğrafımızı çekin selam diyor. Yollayın falan diye. Bu sizden kaynaklanıyor. Anadolu tabiriyle sizden ötürü değerli hocam. Evet, devam ediyoruz. Veysel Yılmaz kardeşimiz, hocamıza selamlar, saygılar, eyvallah. Fitre ve zekat için diyor, tavsiye edebileceğiniz güvenli bir kurum için bana yardımcı olur musunuz demiş. Şimdi daha önce de programlarımızda söyledik, bazen isimleri geçiyor. Siz zaten öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, yani kalbiniz hangisine mutmain oluyorsa ona verebilirsiniz. Çünkü çok da fazla yani sayıda şeyler var, yerler İbrahim var. İbrahim Bey, evet. Şunu bilsinler, kuruma fitre ve zekat verilmez. Evet. Kuruma fitre ve zekat verilmez. Şartlı bunu olarak bilsinler. Zaten bunu şimdi yapması gerekiyor. Şimdi bunlar fakirin hakkı olan şeylerdir. Evet. O kurumdaki kişi, hani fakirlerin başındaki kişiyi bulup fakirlerin vekili olarak alır, yapar devrini bir fakire aynen ulaştırır. Aynen öyle. Yani, onu da söylemek gerekiyor. Ben bunu fitre tabii, veriyorum demek gerekiyor. Zekat ve fitrem olarak veriyorum diye ona söylemesi lazım. Onun da fakirlerin vekili olarak eğer vekili ise alması lazım.
Yani burada ibadeti, bunlar ibadet kesin emir olan evet. şeylerdir. Burada sağlama almak lazım. Çünkü maalesef biz bir dönem özellikle FETÖ hadisesi evet. bunları o kadar sulandırdı ki değil mi? Hatta Diyanet bile o zaman Diyanet kurumuna bu benim gönderiyorsun. Kime verdin? Hı-hı. Diyanet kurumuna veremezsin. Bir vekil tayin etmek gerekiyor. Bir derneğe veremezsin. Bir vakfa veremezsin. Hı-hı. Bunu orada bir vekil olduğunu bilmesi lazım, alması lazım, verdim aldım demesi lazım. Burada dikkatli olmaları lazım. Eyvallah. Yani şartlı bağış oluyor zaten. Evet. Bunu da mutlaka evet. söylesinler diyelim. Tabii yardımlarımızı da birbirimize eksik etmeyelim. Ahmet hocamız çok önemli bir şey söyledi. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Esenler Otogarı bilmem ne falan hocam curcuna. Herkes İstanbul'dan çıkıyor. Haberlerde izledim. Ciddi sayıda madem 17 gün 20 gün işte bayram sonrasına kadar bir kapanma var. Birçok kardeşimiz de memleketine doğru gidiyorlar. Neden? Gidebilen gidiyor ama imkanı olmayan insanlar, dükkanı kapanmış, işçisi var, çalıştıramıyor. Lütfen hocamızın dediğine dikkat edin, birbirimizi kollayalım. Yani aynı mahallede oturuyoruzdur, bildiğimiz birisi vardır. Mesela 20 aynen. gün şimdi dükkanını açamayacak o kişi. Evet. Yani ona böyle kalbini kırmadan, incitmeden böyle bir koli olabilir, nakit böyle bir zarfta bir şeyler olabilir. Bunları tekrar ayağa kaldırmamız lazım. Biz bizeyiz çünkü hocam. Ya yani. Yeri geldi evet. vaktimiz var mı söyleyeyim bir şey. Vermek. İkinci bölümde hemen başlangıcı alalım onun üzerine devam edelim. Ne söyleyecektiniz hocam? Yani zekat mevzuyla ilgili hı-hı. bir şey söyleyeceğim. Tamam hocam. Onunla yani, o zaman başlayalım. Tabii aynen. İnşallah. Evet İnşallah. Şimdi programımızın ilk arasını veriyoruz. Mesajlarınızı bol bol okumaya devam edeceğim. 0549 693 82 82 telefon numaramızdır. Bip ve WhatsApp hattı olarak geçmektedir. Lale Gül TV ve Lale Gül FM'den takip eden kardeşlerimiz için kısa bir ara veriyoruz efendim. Ayrılmayınız. Tarih ve insan devam ediyor. Ramazan özel programında. Evet, mesajlar devam ediyor hocam. Gebze'den selamlar var. Şöyle yazmış Osman Topçu kardeşimiz Kocaeli'nden. Diş kirası hakkında diyor hocam bilgi verebilir mi demiş. İsterseniz değil mi? Ondan böyle kısaca bir bahsedelim hazır mesaj gelmişken. Sonra o zekatı hatırlatacağım size. Peki. Şimdi tabii diş kirasından epeyce bahsetmiştik. Evet. Bir insana oruç veriyor, iftar açtırıyorsun. Evet. Ve o insanın sevabını alıyorsun. O insanın sevabı eksilmiyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın hazinesi böyle. Hı. O insanın kazandığı bütün sevabı alıyorsun, onun sevabı aynen duruyor. Bana bunca sevap kazandırdın, hı. ben de öyleyse sana bir hediye veriyorum. Dişini bana kiraya verdin. Diş kirası diye tamamen bize mahsus bir gelenek, bize mahsus bir anane. Evet. Tarihin en büyük diş kirasını anlatmış mıydık? Yani sanki anlatmadık. Sanki yani. Anlatmadık. Yok hocam. Madem yeri geldi onu anlatalım. Buyurun çok güzel olur. Şimdi Sultan Abdülaziz Han Zeynep Kamil Hastanesi'nin biliyorsunuz Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanım o yaptırmıştı. Onların evine iftara gidiyor Abdülaziz Han. Zeynep Hanım tabii nice yemekler hazırlanmış. Yiyorlar, içiyorlar ve şimdi padişah gelmiş evine. Padişaha diş kirası ne olur? Eyvah. Doğru. Değil mi? İbrahim Bey bir tepsiye kadıncağız bütün mücevherlerini, altını, gümüşü, kolyesi, yüzü ne varsa evinde tüm mücevherlerini bir tepsiye yığıyor. Zengin Yusuf hı hı. Kamil Paşa'nın da eşi yığıyor ve üstüne ne varsa tapu olarak tüm tapularını da koyuyor. Yani o anda kadın belki de zekat almaya müstahak hale geldi. Size bu yaraşır diyor yani. Padişah gelmiş evine ya. Ve onu padişaha buyurun sultanım diş kiramızdır diye hı-hı. önüne takdim ediyor. Allah Allah. Şimdi böyle bir şeyi padişah da beklemiyordur muhtemelen. Hı-hı. Ne cevap verdi acaba? Çok mütehassıs oluyor, çok seviniyor. Hı-hı. Diyor ki hanımefendi çok teşekkür ederim, bol veçile aldım kabul ettim diyor. Hı-hı. Alıyor. Ve ardından tabii memnun oluyor karşıdaki kabulü de çok önemli o hediyenin. Üzerinde paha biçilemeyen murassa nişanı var. Hmm. O nişanı çıkartıyor. O verdiklerinden daha tabii değil tabii. mi? Tabii. Evet. Ama onların üzerine koyuyor. Oo. Ve ol ve çile size hediye eyledim bunu diyor. Hem onu padişah. Kabul etti. Hem kabul etti. Sevabını aldı zaten ev sahibi. Aldı. Ev sahibi aldı. Ve evet. padişah da ona bu şekilde hediye ediyor. Ya.
Herhalde tarihin bundan büyük diş kirasını ben duymadım. Yani. Eğer duyarsak bize yazsınlar. Hocam bu nasıl bir dişmiş? Evet. İşte padişah. Evet. Allah rahmet buyursun. Neler var? Amin. Yani cömertten de cömertler var değil mi? Evet. Ya. Ahmet Hocam, sizin ben çok sıkı bir takipçinizim. Benim bir sorum var demiş. Ramazan-ı Şerif'in dışında bir soru diyor. Vahdettin Han ile alakalı. Çok kitap okudum. Sizin Kayı serisini vesaire okudum. Aklıma bir şey takıldı. Cevaplarsanız sevinirim demiş. Sizce Vahdettin Han kalp krizinden mi vefat etti yoksa zehirlendi mi diye sorar. Vahdettin Han'ın zehirlendiğine dair hiçbir bilgi yok. Zaten Kayı 11'i okuduysa orada bahsederdim. Hiçbir bilgi okumadım. Yani görmedim. Hı. Zehirlenmesi için bir sebep de yok. Açıkçası hani birilerinin onu zehirlemesi için. Hani herhangi bir devletle ilgili bir takım şeylere girişir. Evet. Bazı faaliyetlere girişir. Dolayısıyla hani onu zehirlemek için bir takım faaliyetlerde bulunabilirler. Hı. Mesela doktoru vardı. Ondan önce vefat etti. Vahdettin'den önce vefat etti. Evet. O doktoru bazıları Ankara'nın adamıydı diye ifade ediyorlar. Mesela Vahdettin'den sonra vefat etse belki izleyicimizin sorduğu gibi bir şüphe aklımıza gelebilirdi. Ama önce vefat ettiği için muhtemelen böyle bir şeyi düşünmek de mümkün değil açıkçası. Anladım. Güzel bir soru var. Osmanlı'da diyor Ramazan nasıldı? Buna cevap veriyorsunuz. Hocam diyor Osmanlı ne zaman gelecek demiş. Osmanlı gitti. Evet. Ama bizler bugün yaşıyoruz. Öyleyse bizler Osmanlı gibi yaşamamız lazım. Ramazan'ın kıymetini onlar gibi bilmek lazım. Samimi olmak lazım. İhlaslı olmak lazım İbrahim Bey. Samimiyet çok önemli. Biz bugün bol bol konuşuyoruz, laf ediyoruz, anlatıyoruz. Nefsimize gelince yaşamakta maalesef gevşek davranıyoruz. Bazen insan korkuyor bile. Yani konuştuklarını işlemen lazım, yapman lazım. Bizim hal dediğimiz şeyin, hani eskilerde bizim Osmanlı dediğinde söz yoktu, hal değil vardı. Lisan olarak değil mi hocam? Aynen yani? Öyle. Hal lisanıyla. Hal lisanıydı. Evet, evet, evet. Hal değildi. Evet. Hani eskiler öyle söylerlerdi yabancılar. Türk dövüşmeye utanmaz, konuşmaya utanır derdi. Yani evet, şimdi hani cihad olsa da savaşa girse dövüşmeye. Ama konuşmaya gelince utanır, konuşmaz, sıkılır, yaptığını anlatmaz. Şimdi haliyle konuşuyor. Doğru. Yani bu ne demek haliyle konuşmak? Hali yaşıyor. Ve sen Müslümana baktığın zaman tamam diyorsun, böyle olur. Bizde de bugün tam tersi var hocam. Tam tersi. Konuşuyoruz ama fiiliyat yok. İcraat yok yani. Evet. Dolayısıyla biz bugün ne yapacağız? Ona benzemeye çalışacağız. Öyle olmaya çalışacağız. Öyle oldu, Osmanlı gelir. Yani hani ne derler bazen Osmanlı kadını derler ya. Hani bir kadın böyle şey. Osmanlı anası derler. Osmanlı tokadı derler falan böyle. Osmanlı. Batılı bizi öyle görüyor ama biz orada değiliz. Biz orada. Hani bazen yeni Osmanlılar mı geliyor? Devletimiz şöyle bir güç, kuvvet serde diyor. Yeni Osmanlılar mı geliyor? Korkuyor. Osmanlı'nın adı bile korkutuyor değil yani. Mi? Öyle olsak ne olur? Onun için izleyicimiz hani Osmanlı gitti ama biz onu yaşayabiliriz. O insanların ruhu yaşıyor. Hayatı belli. Yaşantısı belli. Onlar gibi olmaya Cenab-ı Hak layık eylesin inşallah. Evet. Amin. Geyve'den bu sefer selamlar var. Biz tarih derslerini çok yıllar boyunca okulda görmüş olmamıza rağmen tam olarak Türk İslam tarihinde neden eksiğiz? Bunu çok merak ediyorum. Hayırlı geceler demiş. Çünkü ruhunu vermediler tarihin. Ezber mi oldu sadece? Ezber oldu ve sureti oldu. Yani ruhu yok, bedeni var. Evet. Ruh olmayınca beden boş bir ceset. Ruh olacak onun içerisinde. Alparslan'ı Malazgirt'i kazandıran o ruh ne? Yeah. Fatih Sultan Mehmet'in cihadındaki o aşk ne? Yavuz Sultan Selim Han'a o Peygamber Efendimiz'in ordusu önünde yürümesinin o nereden geliyor? Evet. Nasıl bir aşk? Nasıl bir sevda? Nasıl bir düşünce? Nasıl bir inanç? Nasıl bir samimiyet? Bunu ruhuyla verdiğin zaman talebede kalıcı olur. Evet. 1566'da yola çıktı, düşmanı karşıladı. İşte sağ solda bu vardı, sağda bu vardı, ortada bu vardı. Kıskaç içerisine aldı, yendi, geldi.
Yani ruh vermiyor. Evet. 1677'de şu anlaşma maddeleri, şurası sınır oldu, arkada bu var, önünde bu var. İşte maddeler tek 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 say say say. Tarih. Yani sadece ceset. Evet. Bu cesedi canlandıracak ruh yok. Vermiyorlar bunu. İbrahim Bey bunu vermiyor. Bunu bilerek vermiyor. Hı hı. Bunu öğretmiyor. Bunu öğrettiği zaman Türk olur. Evet. Bunu öğrettiği zaman biz birliğimizi, beraberliğimizi koruruz. Bakın bugün Biden Ermeni soykırım diyor. Ve bu ülkede Biden'dan daha fazla bayılanlar var. Biden'cılar var. Böyle bir noktaya yaşıyoruz. Niye? Çünkü vermedin ki bir şey. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Mesela kendine? Kıbrıs'ı da bilmiyoruz hocam. Bilmiyoruz. Hocalı katliamını bilmiyoruz. Srebrenica'yı bilmiyoruz. Bugün 15-20 yaşındaki gençlere ya soralım, bilmiyorlar. Şurada konuştuk İbrahim Bey. Evet. Yunanistan'ın bağımsız diye bu ülkede kutlamalar yapılmış. Türklere orada işte katliam orada yaptı. Bana bir tane Türk göster kardeşim. 25 bin Türk'ü öldürdüler bir yere girdiklerinde. Evet. Moran'ın neredeyse üçte biri Türk'tü. Göstersene bana bugün. İşte soykırım mı arıyorsun? Al soykırım. Türk'ün çıkartıldığı her yerde soykırım olmuştur. Evet. Bana bunu öğretmediler. Vermiyor benim gencime. Ve benim gencim de Yunanistan'ın bağımsızlığını kutluyor. Batı hayranlığı yapıyoruz. Evet. Hocam insan içinde bulunduğu şeyin kıymetini bilmezmiş malumunuz. Sizin talebeleriniz sizin kıymetinizi biliyor mu bilmiyorum ama ben sizin talebeniz olmayı çok isterdim. Yani böyle bir tarih öğretmenim ve her şeyi sorabileceğim böyle güler yüzlü bir tarih öğretmenim olsa çok hoş olurdu. İnşallah kıymetinizi biliyorlardır. İnşallah. Yani şunu söyleyeyim. Evet. Beni şey için bunu söylemiyorum. İdeolojik bir gözlükle bakmıyorsa bütün talebem sever. Yani fikirlerini söyleyebiliyorlar mı? Çok rahat söylerler. Evet. Çok rahat ifade ederler. Beni tenkit edeni, bana soru soranı da fazladan 5 puan veririm. Yani. Hani böyle sert bir şekilde kapıyı kapatıp çıkanlar, sonra özür dileyenler de oluyor ya ben galiba. Ben heyecanlı bir insanım. Sınıfta da masaya vururum evet İbrahim Bey. Şöyle böyle. Falan oluyor mu hocam sınıfta şöyle? Şöyle bir bağırırım evet. Ama gülerek bağırdığım için evet. De hoca yani gülüyor. Hocam gülüyor. Peki masanızda gül bitiyor mu? Masanızda vurduğunuz yerden gül bitiyor mu hocam? Peki. Kötü bir latife yapmış oğlum. Şimdi Ahmet Topçu abimiz Tokat'tan. Hemşehriniz mi hocam? Yakın değil mi? Tokat. Yakın. Evet. Doktora tezim Tokat üzerine. Osmanlı Sarayı'nda bayram kabullerine yabancı diplomatlar gelir miydi hocam diye sorarlar. Nasıl bir soru hocam ama? Vay, güzel ya. Bir soru yani. Geldiğini hatırlamıyorum. Hı-hı. Yani onların bayramı değil. Eyvallah. Lakin onlar tabii hürmetinde son kusur etmiyorlardır. Son dönemlerinde geldilerse hani bir kısım onu da son dönemlerde belki hani tebrik için belli bir günde fakat şu an şey olarak hatırlamıyorum. Eyvallah. Bir abimiz de diyor ki aleykümselam hayırlı yayınlar. Bize diyor Osmanlı'yı harem olarak tanıttılar. Allah sizden razı olsun. Öyle diziler de vardı bir ara değil mi hocam? Maalesef. Yani maalesef. Aynı dizi oyuncularını başroldekileri Gezi Parkı olaylarında da ön planda görmek ne kadar acıydı. En bilinmeyeni, en bilinmeyeni en bilinenmiş gibi anlattılar. Evet. Bilineni geçiyoruz. Onu hiç göstermediler. En bilinmeyen bir şeyi en bilinenmiş gibi anlatmak. Kendi ahlaklarını verdiler. Kendi aile yaşantılarını verdiler. Öyle görmek istediler galiba öyle görmek değil mi? Kişi bilmediğini kendisine benzetir. Aynesi iştir. İştir evet. Kendi bilmediği bir şeyi ben nasılım bu da böyle galiba. Evet. Kendi ahlakları başka bir şey değil o. Eyvallah hocam. Hocam bu ruhun olması için benim kanaatim sıbyan yaşındaki çocuklarımızın Kur'an ve sünneti sevdirmemiz ve öğretmemiz lazım. Bunun haricinde zannetmiyorum. Karamsar kalıyorum. Eğitim ve öğretim sisteminin baştan sona değişmesi lazım. Fikrinde ilmi, bir kardeşimiz. İlmi arkadaşımızın söylediği gibi baştan verebilirsin. Evet. Aşkı vermezsen kaybedersin. Yarın hani ergen noktaya gelince çocuk başka bir şeye geçer. Evet, evet. Hayata geçer. Sorgulamaya başladığı zaman. 10 yaşında, 8 yaşında senin yanında namaza durur. Evet. Bilgi verirsin, bir takım şeyler verirsin. O bilgiyi savunabilecek bir aşkı kazandırmadığın müddetçe eyvallah. O çocuk yarın başka sevdalara kapılabilir. Başka aşkların esiri olabilir. Başka rüzgarlara kapılır. Yani onu çocuk savunacak İbrahim Bey. Hı-hı. Savunacak.
Yoksa ben bilgi verdim, bunu verdim, kurtarmıyor. Bu şöyle de oluyor galiba hocam. Şimdi sigara kullanan bir anne veya baba çocuğuna oğlum sigara çok zararlıdır demesi. Daha sonrasında da ya baba sen içiyorsun sen yıllardır içiyorsun deyip yani. İçmesi gibi. Şimdi biz elimizde telefonla saatlerimizi geçirir. Televizyonun karşısında ne ediyor belirsiz şeyleri izlersek çocuk da bunları göre göre çocuğa kızmamamız gerekiyor. Evet. Çünkü nereye düşüyor efendim meyve? Ağacın dibine düşüyor maalesef onun öyle. Onun için evet. Tarih işte o aşkı veriyor. Değil İbrahim hocam? Bey. O ruh dediğim mesele o. Tarih o aşkı veriyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında padişah olacak nasıl oldu? 21 yaşında İstanbul'u nasıl bir fetihle? 49 evet. yaşında vefat etti bu kişi. 42 yaklaşık seferi var. 38 yerinden yara alıyor. Evet. Bu nasıl bir hayat sürdü? Şimdi bunu çocuk o aşk ile heyecanlanacak. O da dinini kayırmakta, dinini yaymakta, yaşamakta böyle davranacak. Onun için bunu söylüyorum. Yoksa tabii ki Sıbyan Mektebi gibi baştan Anladım. Vereceksin, o ilmi kazandıracaksın. Ama aşkı vermezsen bir gün kaybeder. Bir de bu dizilerle zaten Osmanlı'yı, tarihi tanımaya çalışan insanlara kızmamak lazım. Çünkü onlara sen bir kızıl elma dediğin zaman nasıl kırmızı bir el, yeşil elma mı diye bakacak. Çünkü hocam hanımların kendi aralarındaki dedikodularının kim kimi aldattı, kim kimin arkasından hangi oyunları oynadıkların konuşulduğu, kıyafetlerinin ve affedersiniz haremin konuşulduğu bir zihniyette bu yapımlardan sonra milletten bir şey beklememek lazım. Maalesef, bugün bile doğru. özür dileyerek söylüyorum çok affınıza doğru. mağruren. 3 saatlik bir dizi yayınlanıyor TRT'de. Çok güzel. Ben de izlemeye çalışıyorum mesela. Abdülhamit Han'ın. Evet. Lakin o 3 saatin belki 40 dakikasında insanları ilgilendiren şeyler 2 saat 10 dakika boyunca hanımların kendi aralarındaki birbirlerine anlattıkları şunları bunları çekememez diye kıskançlıklar ya var. İbrahim Bey, ya bir bu, şey daha. Başka bir şey beklememek çok lazım. Çok doğru. Evet. Şimdi diziler falan deyince şu an mesela Ahmedi Yesevi var. Mavera evet. dizisi. Evet. Ben denk gelmedim. Onu da soracaktım, iyi oldu hocam ya. Çok evet. soru geldi. Ahmet çok Yesevi soru geldi. Hazretleri birinci bölümünü ilgili. Şöyle çok da tenkit edici şeyler de geldi. Evet. Ben birinci bölümünü biraz izledim. Ahmet Yesevi'den az önce söylediğim öyle heyecan, aşk dolu şeyler verirsin ki Ahmet Yesevi Türk ülkelerini en fazla etkileyen bir sima. Evet. Piri Türkistan, Hazreti Türkistan denir Ahmet Yesevi için bak. Piri Türkistan. Türkistan'ın piri. Hazreti Türkistan diye anılıyor. Böyle bir alim Sultan Alparslan'dan itibaren Anadolu'yu, Balkanları onun halifeleri yetiştirdi. Kendisi Silsile-i Aliye büyüklerinden Yusuf-i Hemedani'nin talebesi. Silsile-i Aliye büyüklerinden Abdülhalik Gocduvani ile yan yana olan bir alim. Bu zatlar hak dostları hepsi zaten. Sen onu evet. oturttur, kadın erkek meclislerinde saz çaldır. Ya evet. yazıklar olsun ya. Ve haremlik selamlık da yok hocam. Yok. Yani. Evet. Bu mu? Bu mu Ahmet Yesevi şimdi? Bunu kim yapıyor? Bunu TRT yapıyor. Yazıklar olsun. Yapma bunu. Göster bana eğer varsa bir belgesini, senedini, böyle bir şey varsa. Sesli zikir bile yok beyefendi. Sesli zikir dahi yok. Çünkü Nakşibendi yolunda bunlar. Sessiz zikir esas. Neyse bana onu göster. Onu ver. 63 yaşına geldiği zaman Peygamber Efendimiz yeryüzünde yürümedi deyip yer altına giren, aşkla giren bir alimden bahsediyoruz. Artık yer üstünde yaşamam ben diye. Yer üstünde yürümem diyen bir alimden bahsediyoruz. 63 yaşından sonra. 63 yaşında. Çünkü Peygamber Efendimiz ahirete irtihal eyledi. Ben artık yeryüzünde kalmam deyip yer altında yer açıp ama bir gün bir kişi yer altında ne oluyor dediği zaman yer altının yeryüzünden daha geniş olduğunu görüyor. Sen bu aşkı versene, bunu versene bu millete. Bunu verebil. Saz çaldırmak kolay geliyor adama. Yazıklar olsun yani. Evet. Bazen gel söyleme bunları. Söyleyin TRT. Hocam söyleyin evet. Ya. İyiye iyi, yanlışı yanlış demek zorundayız. Ya iyi söylesin. Evet. Burada aşk ile şevk ile biz de kendilerini övelim. Allah razı olsun diyelim. Ahmet Yesevi'yi bu aleme düşüreceksin. Hocam bu iş nereye doğru gider? Allahu alem. Acizane fikrim şu. Sizlerle bir YouTube kanalı açarız. Bu YouTube kanalından biz bu dizileri artık yayınlarız. Yani kanallarla bu iş olmuyor. Artık Sayın bir Cumhurbaşkanımıza çıkacak. Da sesleniyorum. Yani evet. duy bu adamların dikkatini çek. TRT'nin az değil bu. Çekilemiyor mu hocam yani, güzel bir şey? Bilemiyorum. Yani. Bu TRT'den evet. kim mesulse görsün bunlara kardeşim o zaman.
Hata yapıyorsam bana söylesinler. Bana göstersinler. Böyle bir fikir size gelse mesela, onu az önce söyleyecektim. Yani illa bunu artık YouTube herkes kullanıyor. Evet. YouTube'da yayınlansın, hiçbir kanalla alakası olmayan bir yapım olsun mesela. Bu konuda sizin yanınıza gelseler. Ya lütfen Ahmet Hocam, bize bir mihmandarlık yapar mısınız? Böyle bir projemiz, senaryomuz var deseler. Girer misiniz bu ya işe? İbrahim Bey, eline 10 tane, evet. 10 tane senaryo yazıp veririm. 10 ve o gider. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Bana bir gün böyle geldiler. Yavuz Sultan Dizi için mi geldiler yok, hocam? Yok. Böyle şeyden, TRT'den evet. bir mesele için geldiler. Yavuz Sultan Selim'le ilgili bir dizi çekeceğim. Evet. Bizimkiler Yavuz'u çekseler en zalim gösterecekler, söyleyeyim. Bakın dedim, nasıl başlarım ben? Çok güzel geldi. Hani senaryo var veya yok. Fatih Sultan Mehmet sünnet ettiriyor torunlarını. Bir sünnet merasimi. 3-4 tane torunu yanında, içlerinde Selim de var. Ben tarihte bunu biliyorum. Bizde ana babalar eskiden çok sorarlar değil mi? En çok kimi seviyorsun? Babanı mı, dedeni mi? Fatih de bu soruyu soruyor. En çok kimi seviyorsunuz diye. Ben bunu kaynakta buluyorum, bakın. Şimdi genelde kimi söyler? Soranı değil mi? Dede, seni seviyoruz falan. Babam diyor, annem diyor. Selim'e geliyor, dedem diyor. Şimdi ben buraya bir şey katıyorum. Niye en çok beni seviyorsun? Çünkü sen İstanbul'un Fatih'isin dedeciğim. Selim dışarı çıkarken Bayezid, bu çocuğa mukayyet ol. Şimdi bak, başladığımda buyurun, ben de şey niye yapmayayım? Hocam bundan iki bölüm gider. Şimdi. İki bölüm çıkar yani, evet. Ya İbrahim Bey, tarihimizi o tarih üzerinden, bu var mı aslı? Var. Maalesef, ben buna bir şey maalesef. Katabilir miyim? Katarım. Güzelleştirebilir miyim? Maalesef. Güzelleştiririm. Hiç kimse de bana diyemez ki yalan, yanlış. Evet. Bu inşallah, dediğim gibi hocam, bizi izleyenler bir ara bir fikirde bulunmuşlardı. Daha doğrusu bir davet ettiler. Hocamız, bir şeyler toplayalım. Yavuz Sultan Selim Han'ın bir hayatını anlatan bir eser olsun yani, bir yapım olsun diye. Hocam hiçbir şey olmadı, kendimiz amatör bir şeyler yapalım. Şu arka tarafta çekelim ışığın altında yani. Valla yahut da şimdilik kayı 3'ü okusunlar, evet. Kafalarında senaryo kursunlar. Evet, 3'te binlerce senaryo çıkar. Doğru yani. Hem televizyon izlememize gerek yok değil mi? Radyasyon vesaire, kim uğraşacak? Aynen. Devam ediyoruz. Ya ne güzel sualler geliyor. Değil mi? Akşam mübarek gece, evet. Mehmet Dolmacı, ve aleyküm selam. Hocam, Abdülhamit Han'ın medrese talebelerine askere alınmama meselesi var mıdır? Böyle bir durum. Osmanlı'nın ilme verdiği kıymettir bu. Osmanlı almaz zaten medrese talebesini. İlimle meşgul olanı, ilimle meşgul, ilim askerlikten üstündür. Evet. İlimle meşgul olanı askerlik yaptırmaz, yazmaz Osmanlı. Ancak dua ordusu kurar onlardan. Değil mi? Dua ordusu. Bu Osmanlı'nın ilme verdiği değeri gösteriyor. Herkese almıyor. Herkesi oraya çağırmıyor. Evet. O başka bir şey. Onun için Abdülhamit Han için de aynıdır bu. Hocam, siz zekatı söylemiştiniz. Ona da inşallah geçelim. Bu arada bizi izleyenler arasında sevgili Okan kardeşimiz de var. Vefat eden, gene bizim televizyonda böyle siz gibi, Allah ömrünüzü uzun etsin. Amin. Bir abimiz vardı, psikolog Serkan Özyağlı abimiz. O da vefat etmişti. Onun da akrabası, Allah rahmet buyursun. Amin. İşte az önce söyledik ki hocam, yani bilemiyoruz. Geçen sene, bu sene, bundan 3 saniye sonrasını, merhum Yazıcıoğlu'nun dediği gibi, 3 evet. saniye sonrasını bilmediğim bir dünyada fırıldak olmaya gerek yok diyor. Aynen öyle. Ya çok güzel. Şimdi evet. zekatı konuşurken, evet hocam. Hani kalbini kırmadan, onu üzmeden vermek deyince aklıma geldi İbrahim Bey. Buyurun hocam. Yani izleyicilerimiz de hani şey yapmış olsun. Şimdi zekatın farzlarından biri, bu benim zekatımdır demek. Hani ona zekatı evet. verirken bunu bildirmek, hı-hı. zekatı bildirmek hı-hı. önemlidir. Çünkü zekatta riya olmaz, farz. Hı-hı. Sen zenginsin, zekat vermek farz değil mi? Evet. Bu zekatını zor vermen olur. Lazım. Evet hocam. Ben fakirim, peki benim zekat almam bana farz mı? Hı-hı. Yani... İşte fakir olan bir insan almazsan günaha girer. Böyle bir şey var mı? Yok. Yok. Şimdi sen zekatı vermek zorundasın.
Niye vermedin diye sigaya çekileceksin. Ve çok büyük azabı var vermemenin, evet, zekatı. Vermemenin İslam şartlarından. Çok büyük, evet, azabı var İslam'ın şartlarından. Evet. Ama fakir almazsa, al diye bir emir yok. Haram mı mesela dinen? Değil. Evet. Abi almıyorum ben dedi. Hı-hı. Başka birine. O da almıyor. O da almıyor. İbrahim Bey ne yapacak akşam eve? Zekatı elinde veremedi. Bunu hiç düşünmemiştim hocam ya. İbrahim, evet, Bey o alana bir de bizim dua etmemiz. Diş kirası olsun gibi diyorsunuz. Evet yani. Dua etmemiz lazım. Evet. Beni kurtardın. Beni kurtardın. Allah senden razı olsun. Artı bir de hediye etmek lazım. Teşekkür etmek ya lazım. İncitmeden bakın, diyorsunuz. Bırak incitmeyi. Ona, evet, bizim incinmemiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Kabul aldı etmeli bunu. Kimse almasa ben, evet, hesaba çekileceğim. O kadar ince bir nokta ki bu. Öyle, evet, kibirlenme, gururlanma. Cenab-ı Hak sana emretti bunu vereceksin ama ona emretmedi. O alırsa biz ona o sarılıp öpeceğiz. Allah razı olsun diyeceğiz. Teşekkür edeceğiz. İnceliği görüyor muyuz? Çok güzel hocam. O sadaka taşlarında da aynısı vardı. Kimse sadaka kimseye görmüyor. Sadaka taşlarında göstermemek. Ama bunda açıkça bunu, çünkü hani nafile gece teheccüd namazı, gece kalk kıl bak, evet, karanlık, kimse, evet, görmüyor. Şimdi kalkmış namaz kılıyorlarmış, Şeyh Sadi oğlu da yanında, o da kalkmış teheccüde. Şimdi kılarken o da pencerelere bakmış, herkes uyuyor. Ya baba demiş, herkes uyuyor demiş ya. Hani biz kılıyoruz, bu insanlar kalkıp niye kılmıyorlar demiş. Sen de uyusaydın. Evladım demiş, keşke uyusaydın. Şu sözü söylemeseydin. Ama farz namazı, doğru, oraya gideceksin camiye, gözükecek. Farz bu. Yalan demene gerek farzları yok, camiye olmaz gidiyorum diyeceksin. Aynen. Oruçta da öyle, ben oruçluyum. Ya, ben oruçluyum. Evet. Ondan sonra stat'taki adama ya gösterimi yapıyorsun diyor. Adamın oruçta yüzü yok ki. Aynen öyle. Bak bunu söyleyen adamın gösterimi ne orucu biliyor. Evet. Ne orucun manasını biliyor. Evet. Ne orucun mahiyetini biliyor. Allah hidayet versin. Aynen öyle. Ama şunu da dememek lazım değil mi hocam? Şimdi bir günde olmuş ya, erkenden camiye gidiyor çıkıyor falan. Ya demiş, en erkenden bizim mahalle demiş, bizim Hüseyin demiş camiye gelir biliyor musun demiş. Tam da Hüseyin de ayakkabılarını böyle bağlıyor ya. Bir de oruçluyum demiş bu arada falan demiş. Onu da dememek lazım. Bu nafiledir. O nafileden dolayı değil mi? Çünkü Ramazan olsa onu demezdi. Zaten diyemezdi. Evet. Hocam, Gebze'den hocamın diyor talebeliği döneminde Erzurum'da Ramazanlar nasıldı, hatıraları var mıdır diyor efendim. Siz Erzurum'da mı okudunuz? Erzurum'da okuduk. Bizim izleyicilerimiz böyledir ya, hocam. Evet, çok güzel. Anlatmadığınız bir şeyler varsa anlatın, yoksa buradan alırız hocam cevabını. Ya buyurun. Şimdi Erzurum'a gittiğimizde tam yazın ortası bir Ramazanlarda. Evet. Yani Haziran ayı. Gelerem, gibi, giderem böyle, değil mi? Evet, bizim Erzurum'da Ramazan'ı tuttuğumuz seneler, evet, Haziran ayı, Temmuz ayı gibi böyle yazın ortası olan. Ve biz memlekette bağ, tarla işleri, orak, harman, o zamanlara da böyle denk geliyor. Yani dilin dışarı çıkıyor. Değil mi? İbrahim Bey, oruç tuttuğumun bütün hücrelerinde hissediyorsun. Yani o susuzluk, o şey. Ben özlerim o Ramazanları. Yani o şeyleri özlerim. Şimdi Erzurum'da aman Allah'ım, tabii harman yok, tarla yok, talebesi. Bir de öyle bir sıcak da yok. Serin değil mi? Yani evet, oruç tuttum mu tutmadım mı? Bir bende bu hal ilk defa orada böyle başıma geldi. Hocam Antalya'da hiç tuttunuz mu? Tutmadım Antalya. Çocukluğum orada geçtiği için hocam 45 geçti derecede. Çok lezzetli oluyor yani. İkincisi tabii. Erzurum yani. Erzurum da öyle tamam, evinde yersin belki içersin, tutmayanlar olabilir, evet, ama dışarıda oruç yemek Erzurum'da ya, hatıra gelen adamı biraz yani böyle bir, hani ne derler, düşündürür. Fakat Erzurum'da Ramazan şeyi bütünüyle yaşanır yani. Evet. Şimdi hiç bütün dükkanlar, her taraf kapalıdır. Hiç açık bir yer göremezsin. Gerçekten Erzurum, şimdi bilemiyorum tabii, mutlaka gevşeklikler mevcut. Hatta daha sonra başlamıştı bu tip şeyler. Ama Erzurum'da, mesela ben o zaman deniz kenarı bir takım yerlere gitmiştim. Ramazan geldi mi diye düşündüm. Buralara uğramamış dediniz yani. Uğramıyor. Yani evet, o sıralar sene 1979-80, bu yıllar 78. Buraya Ramazan geldi mi dediğin yerler vardı. Mesela 77'de İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul'a Ramazan geldi mi diye düşünmüştüm. Erzurum'da üniversitede İbrahim Bey,
82'de, 83'te asistan oldum. Hocalarım oradayım. Abi çay ocağı çalışıyor. Allah. Üniversitede. Çaycı süratli doluyor hocalar bakın. Öyle bir şey. Rahmetli Özallı yıllar bambaşka bir hale büründürdü Türkiye'yi. Mesela 85-87'de, 85'te 2 sene sonra çay ocağı kapandı Erzurum'da. Çaycı bitti. Bazı hususlar, bazı şeyler. Evet. Hani başın bile çok önemi var. Baştakinin o kadar önemi var ki çok önemli bunlar. Türkiye'nin bir anda değiştiğini görürsünüz. Bir anda bozulur, bir anda düzeldiğini görürsünüz. Bunlar önemli şeylerdir. Mesela o Erzurum'daki üniversitedeki hava da beni çok şaşırtmıştı asistan olduğum sene. Kuru hava mı? Hangi havadan? Bu üniversitedeki oruç tutulmaması. Oradaki insanların. O çaycının, tamam, çay için dolaşıyor olması. Anladım. Hocam bu arada çok fazla sayıda mesaj geliyor. Adem kardeşimiz, Hasan kardeşimiz, Trabzon'dan Ümit abimiz selamlar demiş. Ofluyum diye de yazmış parantez içerisinde. hangilerini okuyacağım bilemiyorum. Gaziantep'ten Fatih, her birisine teşekkür ediyoruz ama süremizin de nihayetine geldik. Dolayısıyla yani öyle de, hakkınızı yani helal edin diyelim. İzleyicilerimizin bu Ramazan gününde gerekiyor. Çok güzel oldu katkıları. Muhabbeti güzelleştirdi, evet. İbrahim Bey. Haftaya inşallah devam edelim. Devam böyle. Edelim yani böyle hoş da oluyor. Ramazan ayında çok hoş oluyor açıkçası. Güzel ben oluyor. De onların katılımı, muhabbeti, güzel soruları açtı. Ben çok memnun kaldım yani. Hatta Allah razı ben olsun hepsinden. Tan abimize söyleyeyim şeyden sonra. Şuraya bir tane şöyle semaver koyalım hocam diyorum. Yani. Herkes çayını eline almış. Biz de böyle dura dura değil mi? Aynen. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. Hepsinden Allah razı olsun. Ramazan iftarları, sahurları mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak bu ayda affettiği, mağfiret ettiği, cehennemden azat ettiği kulların zümresine onları da bizleri de dahil eylesin. Amin, amin. Ne güzel dua ettiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu zamana kadar yaptığımız günahları bilerek bilmeyerek af buyursun ve bundan sonra da İslam olarak, Müslüman olarak canımızı alsın. O şekilde gidecek amelleri bizlere işlettirsin. Amin. Amin diyoruz bu duaya. Geçmişimizde olup da hatıraları bizim zihnimizde henüz yaşayan insanlar var. Herkesin kendince bu sol yanında birikenler vardır. İşte Ramazan-ı Şerif'in getirilerinden bir tanesi de af ayıdır. Af sadece size bize değildir. Geçmişimiz için yaptığımız hayırlar, hasenatlar, dualar da çok önemlidir. Lütfen sadece kendimizi değil, ismi geçen değerli psikolog abimiz, Serkan abimiz, işte Salih Memişoğlu abimiz, kimler Ömer Döngölüoğlu abimiz, Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız, Resulü Bölükbaş hocamız bir anda bu sene içerisinde böyle bir iki sene içerisinde gitti. Gelin tez elden biz de kendimize gelelim. Bugün ona, yarın sana, çark tersine dönebilir. Bana bir şey olmaz deme. Bu dünyada her şey insanın başına gelebilir diyelim. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür Allah ediyoruz. Razı olsun. Amin. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Dualarınızda küçük bir parçada değerli hocamıza ve bu aciz kardeşinize ayırırsanız ne mutlu oluruz bilemezsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler.